Bismillah, hamdenillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid derslerimizde 10. dersimize ulaştık. Bu dersimizde sakin mim harfini ele alacağız. Sakin mim harfinin hükümleri, ahkamu mimi sakine. Mim sakinin hükümleri kendinden sona gelen harfin durumuna göre 3 farklı kaydı ortaya çıkıyor. Birincisi dudak ihfası, ihfa-i şefevi. İkincisi dudak izharı, izhar-ı şefevi. Üçüncüsü ise idgam misleyin ma'al gunne. El idgamul misleyin ma'al gunne. Şimdi bunları tek tek görelim çünkü iklapla karıştırılabiliyor. Dudak ihfası arkadaşlar, cezimli mim harfinden sonra ba harfi geldiği zaman dudak ihfası meydana gelir. 1-1,5 miktar elif miktarı tutulur. Peki iklapta neydi? İklap tenvin ya da sakin nundan sonra ba harfi gelirseydi. Burada ise sakin mim, yani cezimli mim harfinden sonra termihim bi hicaretin. Yani burada tutuyoruz bir miktar mim harfini. Yine yevmehum barizun. Yine rabbuhum bil gayb. Rabbehum bil gayb kelimelerinde olduğu gibi. İkincisi dudak izharı. Diğer adıyla İzhar-ı şefevi, sakin mim harfinden sonra mim ve ba harfin dışında kalan harflerden herhangi biri gelirse dudak izharı gerçekleşir. Harfler açık şekilde okulur. Yani herhangi bir idgam yapmayız. Lekum dinukum ve lehum azanun leallekum tettequn. Örneklerinde olduğu gibi, yani bir idgam, bir ihfa gerçekleşmiyor. Sadece harfi açık olarak okuyoruz, geçiyoruz. Üçüncüsü ise mimin hallerinden idgam misleyin ma'al gunne. Cezimli mim harfi harekeli mim harfine uğrarsa idgam misleyin ma'al gunne olur. Yine bu da 1-1,5 elif miktarı tutulur. 1 elif miktarı tutulur. Yani bu daha var mı? 1,5 de yazılanlar var. El idhalu ahadil harfeyni fil ahar. İdgam kelimesi bir harfi diğer harfe katmaya denilirdi. Misleyin de iki tane aynı harf demekti. Bunları da görmüş olduk, kelime manalarını. Örnek olarak okuyalım mesela. Fî kulûbihim maradun. Burada ne yapıyoruz? İdgam misleyin ama gunne ile birlikte bir idgam olacak. Yani burada bir elif miktarı şu mim harfini tutacağız. Fî kulûbihim maradun. Aleyhim sade. Min hisâbihim min şey. Burada da ihfa gerçekleşmiş oldu. Evet. 10. dersimizi özetlersek dudak ihfası neydi? Mim harfi ba harfine uğrarsa, cezimli mim ba harfine uğrarsa dudak ihfası gerçekleşiyordu. İkincisi dudak izharı. Mim harfi ba ve mimin dışında kalan herhangi bir harfe uğrarsa. Yine idgam isteyen ma'lunne mim harfi kendisi gibi harekeli bir mim harfine uğrarsa da idgam isteyen ma'lunne oluyordu.